Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Eylül ayı sizin için keyifli, genel günlük hayatınızın konforu, genel sağlığınız, kişisel bakımlarınızın öne çıktığı, biraz daha hayatınızda iyileştirmeler yapabileceğiniz önemli bir ay. Evet, ayın konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Gezegeniniz Venüs 10 Eylül'e kadar burcunuzda ilerliyor olacak. Sizinle beraber tüm desteklerini size sunuyor olacak. Başak Burcu'nda yeni ay 7 Eylül'de doğuyor. Ay boyunca Merkür sizin burcunuzda, Terazi Burcu'nda olacak. Ayın 15'ine kadar Mars Başak'ta, ancak 15'inden sonra yine Terazi Burcu'na geçecek. Ve 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Öncelikle 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda, 22'sinden sonra artık sizin burcunuza geçiyor. Bu ay doğan, yani 22 Eylül ile 30 Eylül arası doğan tüm terazi burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen terazilerimiz için de evet, bu ay önemli. Güneş yükselen burçları üzerine hareket edecek. Evet, öncelikle ayın ilk günlerinde Güneş Başak Burcu'nda, Mars ayın ilk yarısında Başak Burcu'nda, biraz 12. ev konularınız gündemde olacak ya, bunlar Ağustos ayında da başlamış konular olabilir. Biraz inziva, biraz dinlenme, belki tatil, biraz geri plandaki süreçlerinizle ilgileniyorsunuz. Sağlık konularınızda bazı hassasiyetler olabilir. Biraz daha duygusal, biraz manevi, biraz içe dönüşler var hayatınızda. 1-5 Eylül'de Mars-Neptün karşıtlığı psikolojik olarak biraz zorlayıcı olabilir veya genel sağlığınız konularında hassasiyetler oluşturabilir. Buna dikkat edelim. Sezgileriniz çok güçlü ama biraz endişeler, kaygılar da oluşturabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilere, günlük hayatınızdaki genel düzeninize ve güvenliğinize dikkat edin. Genel sağlığınıza, kontrolünüze, vücudunuzun bağışıklığına, direncine dikkat edin. Önlemlerinizi almaya çalışın özellikle. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda güçlü bir yeni ay var. Çok verimli bir yeni ay bu. Yeni ay. Gerçekten Başak zaten verimli bir burçtur. Yani hayatımızı iyileştirmek ister. Hayatımızdaki bereketi arttırmak ister. Hayatımızı bir düzene sokmak ister ki bu Başak yeni ayı bu anlamda verimli bir yeni ay. 12. evinizde doğacak. 14 derece Başak Burcu'nda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar değişken burçlarda ya da toprak elementi burçlarındaysa bireysel anlamda daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay sırasında Uranüs'ün güzel bir üçgeni var. Evet, hızlı, sürpriz bazı açılımlar getirebilir ve güçlü farkındalıklar da getiriyor aslında bu yeni ay. Nasıl farkındalıklar? Biraz işte hayatınızda ruhsal açılımlar, manevi derinleşmeler, sezgiler getirebilir. Bir anda böyle aklınız, bir anda böyle bir ilhamlar alabilirsiniz hayatınızda. Neyle ilgili olabilir bunlar hayatınızda? İşte sağlık konularında olabilir, maneviyatla ilgili olabilir, yaratıcı süreçlerle, sanatsal konularla da ilgili olabilir. Bu dolunay, bu yeni ay sırasında gezegeniniz Venüs Terazi Burcu'nda olacak ve Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açı oluşturacak. Zaten 10 Eylül'e kadar Venüs'ün koruması altındasınız. Ve Venüs-Jüpiter üçgeni gerçekten çok kısmetli bir açıdır. Yani 5 Eylül, 6 Eylül, hatta 8 Eylül'e kadar bu güzel açının tesiri devam ediyor. İyi değerlendirin bu Venüs-Jüpiter üçgenini. Çünkü bu size her anlamda aslında bir şanstır. Yani şanslı etkiler var. Hani bir sağlık sorununuz var, daha rahat iyileşebilirsiniz. Uygun tedavi süreçleri olabilir. Ya da güzellik, estetikle ilgili bir şeyler yaptıracaksınız. İmaj değişimleri ya da gerçekten hani estetik anlamda böyle bir hani bir klinikte bir operasyon falan yaptıracaksınız. Burada çok başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Çok güzel, faydalı sonuçlar alabilirsiniz. Aşk, romantik konular veya çocuklarla da ilgili destekler var. Yani belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Hamilelikle ilgili bir konu var. Belki bir sorununuz var yine sağlığınızla ilgili. Bir operasyon yaptıracaksınız hamilelikle ilgili örneğin. Hani bununla da ilgili bir tedaviniz olabilir ama olumlu ilerleyebilir. Hani tüp bebek gibi olabilir, belki bir operasyon olabilir. Bu süreçlerde de çok güzel etkiler var. Sanatsal yaratıcılık alanlarınızda
kısa bir inziva, böyle bir kendi kabuğumuza çekilip belki o bireysel anlamda yeteneklerimizi değerlendirebileceğiniz güzel şanslar karşınıza çıkabilir. Bunları iyi değerlendirebilirsiniz. Evet, bu yeni ay etkileri 22 Eylül'e kadar devam edecek. 12-13 Eylül gibi ay ilk dördün fazında Güneş-Neptün karşıtlığı var. Bu günler biraz belirsiz enerjiler var. Yani duygusal olabiliriz, aşırı hayalci olabiliriz. Yine genel sağlığımızla ilgili konularda bazı hassasiyetler olabilir. Bu iki güne dikkat edelim. 10 Eylül'den itibaren Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Venüs Akrep Burcu'nda ayın geri kalan bölümünde ufak da olsa parasal konularda destekler vermeye başlayacak size sevgili teraziler. Ama asıl parasal destekler daha çok Ekim ayında daha güçlü bir şekilde gelebilir. Evet, ve Mars Terazi Burcu'na geçecek. Merkür Terazi Burcu'nda ay boyunca. Şimdi Merkür iletişim becerilerinizi arttırıyor doğal olarak. Zihniniz hızlı çalışıyor. Terazi burcu daha uzlaşmacıdır. O yüzden hani biraz daha çözüm yolları bulma, işte daha politik konular, anlaşmalar, sözleşmeler, belki ilişkilerdeki bazı konular gündemde olabilir. Mars da terazi burcuna geçince enerjinizi arttıracak. Yani burada daha kararlı, daha hırslı, daha mücadeleci olabilirsiniz. Bir düşüncenizi hayata geçirmek için daha hızlı ve daha kararlı davranabilirsiniz. Biraz tartışmacı da olabilirsiniz özellikle Mars burcunuzda ilerlerken. Merkür ayın 27'sine kadar ilerleyecek ama 27'sine gerilemeye başlayacak. Merkür bu yıl terazi burcunda uzun süre kalıyor retro yapacağı için. 27 Eylül'de gerileyecek. 19 Ekim'e kadar retrosu devam ediyor. 19 Ekim'den sonra tekrar ilerleyecek, 5 Kasım'a kadar kalacak. Yani bu demek oluyor ki Merkür bu dönemde hayatınızda bazı konularda, işte bunlar bir eğitim olabilir, bir ilişki olabilir, hayatınızda yeni bilgiler öğrenme, kendinizi ifade etme, bir şeyleri yazma, çizme, hani buralarda daha aktif bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Ancak 27 Eylül'den sonra Merkür zihinsel olarak biraz geriler, bizi geriye çeker. Bu da sorgulamalara yol açar. Hani yeni konuları, yeni fikirleri 27 Eylül'e kadar hayata geçirmeye çalışın. Çünkü 27 Eylül'den sonra hem kendimizi ifade etmekte biraz sıkıntı yaşayabiliriz, hem de o düşünceler, fikirler çok uygulamaya geçmeyebilir. Daha çok geçmiş konular, yani geçmişteki düşünceler, geçmişteki işler, geçmişteki ilişkiler daha çok gündem oluşturmaya başlayabilir hayatımızda. Evet, ayın 21'inde Balık burcunda dolunay var. Bu dolunay hem duygusal hem de çok yaratıcı bir dolunay aslında. Sizin de 6. evinizde dolunay farkındalık ve dönüşüm dönemleridir. Bu dolunay gizli olan bir şeyleri açığa da çıkarabilir. Yani balığın içinde böyle bir gizli bir şeyler vardır. Ne olabilir? Genel sağlığınız ve genel belki günlük hayatınızın düzeninde fark etmediğiniz bir şeyleri fark edebilirsiniz. Yani bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir konu gündeme gelebilir. İşte sağlığınızı iyileştirmek için ya da günlük hayatınızın kalitesini, verimini arttırmak için ya da çalışma ortamınızda, iş hayatınızda, mesleki hayatınızdaki veriminizi arttırmak için bazı alışkanlıklarınızı dönüştürebilirsiniz. Beslenme, çalışma düzeni olabilir örneğin, ya da bir tedavi olabilir. Diyete de başlayabilirsiniz. Dolunay ve sonrasında bazı diyetler olabilir örneğin. İşiniz yok, mesleki konularda evet bu dolunay bir iş imkanı çıkarabilir. Bir çalışma ortamı gündeme gelebilir. Ya da süre gelen bir işiniz var. Buradaki çalışma düzeninizde değişimler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle çalışma ortamlarınızda yeni düzenlemeler olabilir. Bir yardımcıya ihtiyacınız var ya da süre gelen birlikte çalıştığınız bir yardımcınızda dönüşümler olabilir gibi. Yani tüm bunlar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar özellikle değişken burçlardaysa ya da su elementlerindeyse bu etkiler, bireysel etkiler çok daha güçlü olabilir. Dolunay tesirleri ayın son günlerinde, 21'inden sonraki 10 gün ve 6 Ekim'e kadar olan dönemde gündemde olacak. Ayın 22'sinde Güneş artık terazi burcuna geçiyor. Güneş enerjinizi arttıracak,
yaratıcılığınızı arttıracak ve siz daha fazla dikkat çeker hale geleceksiniz. Önümüzdeki Ekim ayında da zaten burcunuzda yeni bir ay var. Yeni ay doğacak. Sizin döneminiz başlıyor ama bu ay da bir hazırlık dönemi aslında. Yani yapmak istediğiniz konular, hayatınızdaki yenilikler, kendinizi ifade etmek için seçtiğiniz yollar, tüm buralarda bu ayın genelinde hazırlıklar yapabilirsiniz. Enerjinizi güçlü bir şekilde organize edebilirsiniz ve bunları Ekim ayında da ortaya çıkarabilirsiniz sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.